Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Konumuza bir örnek soru ile birlikte başlayalım. 20 kalemi 4 arkadaş paylaşırsa her birinde kaç kalem bulunur? Sorumuz burada. Şimdi sorumuzu inceleyecek olursak, bu soruya sormamız gereken bazı sorular var. Acaba kaç kalem paylaşılacak? 20 kalem. Peki bu 20 kalemi kaç arkadaş paylaşacak? 4 arkadaş. O zaman şunu düşünmemiz gerekiyor. Acaba 20'nin içinde kaç tane 4 var? Yani 20 sayısını 4 sayısına bölmemiz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz diye düşünecek olursak, içimizden 20'ye kadar 4'er 4'er ritmik sayma yapabiliriz. Hadi birlikte bakalım. 4, 8, 12, 16 ve 20. O halde 20'ye kadar 4'er 4'er ritmik sayma yaparken kaç kere bu işlemi yaptık? Bakalım hemen. 1, 2, 3, 4 ve 5. O halde 20'nin içinde kaç tane 4 vardır sorusunun cevabı 5 tane 4 vardır olur. Yeni bir örnek inceleyecek olursak, 18'in içinde kaç tane 3 vardır? Tekrar ritmik sayma yapacağız. Sizler de benimle birlikte evde ritmik sayma yapabilirsiniz. Hadi bakalım. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. Bu işlemin matematiksel olarak yazılımı 18 bölü 3 şeklindedir. İşlemin sonucuna geçerken eşittir ifadesini kullanıyoruz. Peki ritmik saymamızı yaparken 18'e gidene kadar kaç tane sayı saydık? Hep birlikte bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu ne demek oluyor çocuklar? 18'e doğru giderken 3'er 3'er 6 tane sayma yaptık. O halde bu sorumuzun yanıtı 18'in içinde 6 tane 3 vardır. Şimdi bu işlemleri sizlerle birlikte yapacağız. Az önce yaptığımıza benzer işlemler. Ve bu işlemlerimizi de yine ritmik sayma yaparak yapacağız. Matematiksel olarak ifade edilen 21 bölü 3 eşittir kaç sorusu? Bunu ifade ederken 21'in içinde kaç tane 3 vardır diyerek ve çözerken 21'in içinde kaç tane 3 vardır diye düşünerek çözmeliyiz. O halde az önce yaptığımız gibi 21'e kadar ne yapacağız? Ritmik sayma yapacağız. Kaçar kaçar bu ritmik saymayı yapacağız? 3'er 3'er yapacağız. Hep birlikte başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18 ve 21. Bakın 21'e ulaştık. Peki buraya ulaşana kadar kaç kere saydık? Şimdi buna bakalım. 1, 2,
2 3 4 5 6 ve 7. O halde sorumuzun cevabı 21'in içerisinde 7 tane 3 vardır şeklinde olacak. Yeni bir örneğimize bakalım. Acaba ben soruyu çözmeye başlayana kadar sizler yerinizde yapabilecek misiniz? Sorumuzu okuyalım. 30 bölü işaretimiz 5 eşittir bilinmeyen noktalarımız. Yani düşünürken bunu nasıl yapacağız? 30'un içinde kaç tane 5 vardır diyeceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Yine ritmik saymamız gerekiyor. Peki, ritmik sayma yaparken kaçar kaçar yapacağız bunu? Beşer beşer yapacağız. Neden? Soruyu sorarken ona ne dedik? 30'un içinde kaç tane 5 vardır? O halde beşer ritmik sayarak 30'a ulaşalım. Birlikte başlayalım. 5 10 15 20 25 ve 30. Bakın 30'a ulaştık. Şimdi 30'a giderken ritmik saymamızı kaç kez yaptık? Bir de buna bakalım. 1 2 3 4 5 ve 6. O halde artık sonuca ulaştığımızı söyleyebilir miyiz? 30'un içerisinde kaç tane 5 vardır sorumuzun cevabı? 6 tane 5 vardır olacak. Evet. Şimdi çocuklar, bölme işlemini farklı bir yöntemle de gerçekleştirebiliriz. Yeni sorumuzu inceleyelim. 50 sayısını bizden 10 sayısına bölmemizi istiyor. Yine bu bölme işlemini okurken düşünmemiz gereken şey ne olacak bölme işaretini görünce? 50'nin içinde kaç tane 10 vardır. O halde bunu bulabilmek için yeni bir yol olarak 50'den geriye 10'ar sayma yapabiliriz. 50'den geriye giderken 10'ar geri sayma yaparsak 40, 10-30, 10-20, 10-10, 10-0. Peki bu durumda 50'den 0'a giderken kaç tane sayma yapmış olduk? Hemen altını belirtelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın geri geri giderken 5 tane sayma yaptık. O halde 50'nin içinde 5 tane 10 vardır deriz. Ve bu işlemimizin sonucunu 5 olarak yazabiliriz. Aşağıdaki işlemleri sayarak yapalım ve okuyalım. 20 bölü 5 eşittir 4. Bu işlemde 20 sayısı bölünen, 5 sayısı bölen, sonuç ise bölüm olarak 4'tür. Bu işlemimizi yorumlarken veya okurken ne deriz çocuklar? 20'nin içinde kaç tane 5 vardır? İşlemimizi yapacak olursak eğer 20'den geriye doğru kaçar kaçar gitmemiz gerekiyor, 5'er 5'er gitmemiz gerekiyor. O halde 20'den geriye 5'er 5'er gidecek olursak 15, 10, 5
ve 0. Geriye sayarken kaç tane saydık? Hemen bir bakalım. 1, 2, 3 ve 4. O halde 20'nin içerisinde bakın çocuklar, kaç tane 5 vardır sorumuzun cevabı? 4 tane 5 vardır. Bir yeni örneğe geçecek olursak, 14 bölü 2. Burada 14 bölünen 2 ise bölendir. Çıkacak sonucumuz ise bölümdür. Şimdi 14 sayısından ikişer ikişer geriye doğru gitmeye başlayalım. 14'ümüzü yazdık. İkişer ikişer geriye gitmeye başladığımızda sırasıyla 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 0. Kaç tane geriye gittik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Demek ki çocuklar, 14'ten 0'a doğru geriye sayma yaptığımızda ikişer ikişer kaç kere saydık? 7 kere saydık. O halde 14'ün içinde 7 tane 2 vardır. Bir yeni sorumuza daha geçecek olursak, 12'nin 4'e bölümü. 12 sayımız burada. Bölünen 4 sayımız ise bölen. Bulacağımız sonuç ise bölümdür. O halde 12 sayısından geriye doğru kaçar kaçar gideceğiz çocuklar? Bölen sayımız kadar gideceğiz. Yani 4'er 4'er. 12'den 4 geriye gidersek 8. 4 geriye gidersek 4. 4 daha geriye gidersek 0. 0'a ulaşana kadar kaç kere geriye gittik çocuklar bakın. 1, 2 ve 3. O halde bu işlemi 3 kere yaptığımıza göre 12 sayısının içerisinde kaç tane 4 vardır? Tekrar belirtiyorum. 3 kere sayma yaptığımız için 3 tane 4 vardır. 12'nin içinde 3 tane 4 vardır. Aşağıdaki işlemleri sayarak yapalım. Yirmi, on altı, on
12, 8, 4 ve 0. 24'ten 0'a ulaşana kadar kaç kere gittik çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O halde 24'ün içerisinde kaç tane 4 vardır sorusunun yanıtını bulmuş olduk mu? 6 tane. Yeni bir sorumuz. 4 sayısını 4'e böleceğiz. Yani bölünen sayımızdan geriye bölen sayımız kadar gidiyoruz. Ama görüyor musunuz çocuklar? Bu ikisi birbirinin aynısı. 4 sayısını yazdık. Bakın 4 sayısından 4'er 4'er geriye giderken kaç kere gidebiliyoruz? Sadece ve sadece bir kere. O halde sonucumuz 1'dir. Yeni bir sorumuz. 9 bölü 3. Hemen bir hatırlatma yapalım tekrar. 9 burada bölünen, 3 bölen, çıkan sonucumuz ise bölüm. Yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? 9 sayısından bölenimiz kadar geriye gidiyoruz. Yani 3'er 3'er. 9'dan 3'er geriye gittiğimizde 6, bir daha geriye gidersek 3, bir daha geriye gidersek 0. Yani kaç kere geriye gitmiş olduk? 1, 2, 3. O halde 9 bölü 3 işleminin sonucu 3 olarak karşımıza çıkar. Bu aynı zamanda 9'un içerisinde 3 tane 3 olduğunun sorusunun da cevabıdır. Yeni sorumuz. 18 bölü 2. 18 bölü 2 demek 18 sayısının içerisinde kaç tane 2 var demektir? Ya da 18 sayısından geriye ikişer ikişer giderek sıfıra kaç kere de ulaşırsınız demek. 18 sayısını yazdık. Geriye doğru kim kadar gidiyoruz? Bölenimiz kadar gidiyoruz. Başlıyorum. 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 0. Epey uzun bir geriye sayma yaptık. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bakın kaç kere sayma işlemi yapmışız? 9. O halde 18 sayısının içerisinde kaç tane 2 vardır? 9 tane 2 vardır. Ya da 18 sayısından 2'ye doğru ikişer ikişer geriye doğru giderken 9 kez sayma yaparız. Ve çocuklar bugünkü son sorumuz. 25 bölünenimiz. Arada bu hatırlatmaları da yapıyoruz. 5 bölümümüz. Çıkan sonuç ise bölümümüz. 25 bölü 5 demek aynı zamanda 25'in içerisinde kaç tane 5 var demek. Ya da 25'ten geriye 5'er 5'er sayarak kaç kez sayarız? Sıfıra ulaşmak için 25'i yazdık. 5'er 5'er geriye gidiyorum. 20, 15, 10, 5 ve 0. Kaç kere bu işlemimizi yaptık hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. O halde çocuklar 25'in içerisinde kaç tane 5 varmış? 5 tane. Ya da
25'ten geriye 5'er 5'er sayarken kaç kez sayarak sıfıra ulaştık? 5. Örnek sorularımız burada sonlandı. Hepinize iyi günler diliyorum.